Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Dünyayı geziyorum da bu hafta zenginliklerin bölgesi, enlerin diyarı Birleşik Arap Emirlikleri'ni keşfetmeye devam ediyoruz. Dünyanın en zengin şehirlerinden biri Abu Dhabi'de. Şu anda Abu Dhabi'nin altın gibi kumsallarındayım. Abu Dhabi demek işte böyle pırıl pırıl plajlar demek. Abu Dhabi'de turistlerin geldiğinde gezeceği yerler arasında şu anda içeri giriş yapacağımız kültür köyü Heritage Village'de yer alıyor. Abu Dhabi kültürünü daha da yakından tanıyacağız. Dünyanın en güzel camilerinden biri Şeyh Zayed Camii'ni hep beraber gezeceğiz. Dünyayı geziyorum da şimdi sizleri Dubai Marina'ya getirdik. Çölün ortasında bir vaha, çölün en çiçekli halini göreceğiz şimdi. Dünyayı geziyorum da bu hafta hem Abu Dhabi hem de Dubai sizleri bekliyor. Dünyayı geziyorum da şimdiki rotamız zenginliğin bir başka kenti Abu Dhabi Emirliği. Dünyayı geziyorum da Dubai'den başladığımız maceramıza şimdi Abu Dhabi'den devam ediyoruz. Abu Dhabi Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan emirliklerden biri ve başkenti. Dubai ikinci büyük kent olma özelliğine sahip. Şu anda yaklaşık 1,5 saatlik yolumuz var. Dubai'den çıktık ve yavaş yavaş otobüsümüzle, grubumuzla birlikte Abu Dhabi'ye doğru gidiyoruz. Abu Dhabi'nin yaklaşık 2,5 milyonluk nüfusu var ve bu nüfusun yaklaşık 800-900 bin kişisini yereller, Abu Dhabi'liler oluşturuyor. Diğer emirliklere baktığımız zaman bu oran çok daha düşük. Abu Dhabi'de yaklaşık %40 oranında yerel nüfus hala yaşam sürmekte. Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en zengin olan eyaleti, en zengin olan emirliği. Hemen şunu söyleyeyim, emirlik nedir ondan da bahsetmek istiyorum. Emirlik aslında bir eyalet sistemi. Nasıl ülkeler eyaletlere bölünüyor ve her eyaletin kendine ait sistemi, kendine ait yönetim şekli var. İşte emirlik de o anlama çıkıyor. Burada yöneticilere de emir ismi veriliyor. Krallar, şeyhler emir olarak isimlendiriliyor. Ve işte Abu Dhabi'nin emiri, şeyhi de Kral bin Zayed en saygı duyulanı. Çünkü tarihe baktığımız zaman bu topraklar kurulurken Abu Dhabi'de Kral bin Zayed tarafından kuruluyor. Ve en zengin olan emirlik olduğu için de Abu Dhabi bütün emirlikler tarafından hem en saygı gören şeyh hem de en saygı duyulan emirlik olma özelliğine sahip. Çok zengin bir bölge orası. Özellikle bugün hala bu emirlikler arasında petrolün olduğu, doğalgazın olduğu ve hala petrolün ve doğalgazın vermiş olduğu zenginliği yaşayan bir emirlik Abu Dhabi. Ve yaklaşık kişi başı gelir bu topraklarda 65 bin dolar. Gerçekten çok büyük bir geliri var ve bu zenginliği, bu ihtişamı, bu geliri de zaten emirliğin hangi köşesine gidersek gidelim en güzeli de görüyoruz. Abu Dhabi'de de zaten bu ihtişam, bu zenginlik her köşede birazdan göreceğiz, kendini gösteriyor. Bu arada yollar dikkatimi çekiyor. Gerçekten çok büyük yollar inşa edilmiş. Tarihine baktığımız zaman Abu Dhabi'nin, Dubai'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 1950'li yıllara kadar balıkçılık yapıyorlar ve ince avcılığı yapıyorlar. Ve ince avcılığı çok önemli bunlar için. Çok da zor bir meslek aslında. Suyun altına dalıyorlar ve nefeslerini tutarak 3-5 dakika incileri toplayabiliyorlar. Tabii inci de çok değerli bir taş olduğundan dolayı dünyanın birçok noktasına tarihte burada hep inciler gönderilmiş, ihracat yapılmış. Güzel. Bu inci toplama işini Japonya'da da yapıyorlar. Evet, doğru. Aynen Yakupcan. Japonların tabii kültür incisini bulmasıyla ve daha ucuza satmasıyla beraber buradaki yerellerin işine büyük bir balta vuruluyor ve ekonomik bir kriz yaşanıyor burada. Ama sonra tabii o kadar şanslılar ki 1956 yılında burada petrol bulunuyor. Ve o zamanlarda da bu bölgede İngilizler var. 1956 yılında petrolün bulunmasıyla beraber çok büyük bir zenginlik yaşanıyor. İngilizler burada petrolü aslında çıkartıp işlemeye başlıyorlar ama 10 yıl kadar sonra İngilizler bu bölgeyi terk etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü buradaki donanmalarını, askerlerini kendi ülkelerine çekiyorlar. Petrolün vermiş olduğu zenginlik bugün de hala büyük bir ölçüde Abu Dhabi'de görülüyor dedik ama Dubai'de artık fazla bir petrol yok. Dubai petrolden kazanmış olduğu geliri en iyi şekilde turizme yatırmış ve bu sebeple de dünyanın en meşhur turistik destinasyonlarından birini Dubai olarak görüyoruz. Çöl safarileri, dünyanın en büyük, en uzun gökdelenleri,
farklı farklı birbirinden güzel plajlarıyla bölgelerini, emirliklerini turizme en güzel şekilde kazandırmışlar. Ve tabii Dubai'ye gelen ya da Abu Dhabi'ye gelen, Katar'a gelen de işte bu emirlikler arasında vizesiz olarak rahatlıkla geçiş yapabiliyor ve bu emirlikleri keşfedebiliyor. Aynı şu anda bizim yaptığımız gibi. Ve biz de şimdi artık yavaş yavaş Abu Dhabi'ye gelmiş bulunuyoruz. Abu Dhabi nedir? Ne demek? Hemen ondan da bahsedeyim. Arapça'da Ceylan'ın toprakları anlamına geliyor. Neden Ceylan toprakları denmiş? Çok da ilginç bir hikayesi var aslında. Bir rivayet, bir efsane. Tabii o zamanlarda şimdi Abu Dhabi kuruluyor ve Abu Dhabi kurulurken buradaki yaşayanlara Okame genç bir Ceylan'ın temiz suya götürdüğü rivayet ediliyor. Temiz suya götürdüğünden dolayı da o Ceylan işte adını almış Abu Dhabi. Ceylan'ın toprakları denmiş. Öyle bir rivayet var. Ve biz de şimdi bu topraklara doğru gidiyoruz. Ben de merak ediyorum. Bakalım, daha önce gelmiştim ama tabii bu pandemi sürecinde özellikle emirliklerin çok geliştiği söyleniyor. Çok daha farklı turizm ne kazandırılan yapılar olduğu söyleniyor. Şimdi hep birlikte Abu Dhabi'yi keşfedeceğiz. Evet, galiba şurada Abu Dhabi'ye gidiyoruz. Abu Dhabi'ye girer girmez bölgenin en büyük eğlence parkı kendini gösteriyor. Daha sonra da sıra dışı dev gökdelenler. Abu Dhabi'nin en önemli sembolleri gökdelenleri ve birçok noktada bu gökdelenleri görmek mümkün. Ve gün geçtikçe bambaşka mimarilere sahip olan gökdelenlerle donatılıyor burası. Kişi başı gelir yaklaşık 65 bin dolar olunca bu zenginliği, bu ihtişamı mimarilerde de görüyoruz. Hemen arkamda bakın, görüyorsunuz. Dünyanın en pahalı otelini göstereceğim sizlere. 3 milyar dolara mal olmuş Emirlik Sarayı. Hemen arkamda bakın, deniz kenarında kubbesiyle dikkat çekiyor. 114 kubbesi var ama en büyüğünün iç kısmı tamamen altınla inşa edilmiş. Ve burada en fazla altının kullanıldığı yapılardan biri arkamda görmüş olduğunuz saray. Odaların içerisinde, tuvaletlerde, süslemelerde, dekorasyonda birçok noktada kullanıldığı gibi yemeklerde de altın burada kullanılıyor. Hemen yanına baktığımız zaman Şehir Sarayı dikkat çekiyor. Bembeyaz mermerlerle inşa edilen bir saray. Gerçekten inanılmaz ihtişamlı. Kendine ait özel bir plajı var, özel bir marinası var. Şeyhin yatları hemen dikkat çekiyor, lüks lüks yatları. Ve tabii ki meşhur Abu Dhabi'nin gökdelenleri. Bu gökdelenler farklı mimarilere ve yapılış hikayelerine sahip oldukları için ve mükemmel deniziyle ilgi odağı olmayı her zaman başarıyorlar. Dünyanın en zengin şehirlerinden biri Abu Dhabi'de. Şu anda Abu Dhabi'nin altın gibi kumsallarındayım. Abu Dhabi demek işte böyle pırıl pırıl plajlar demek, şahane bir deniz demek. Çünkü Abu Dhabi Basra Körfezi'nde yer alıyor. Zaten Abu Dhabi bir ada ve ada olduğu için de çevresi böyle Basra Körfezi'nin nefis sularıyla kucaklaşıyor. Buraya yazında kışında tatile gelen turistler müthiş bir havada bu güzel denizin, güneşin ve plajın tadını çıkarabiliyorlar. İşte şu anda altın gibi plajların üzerindeyiz ve Abu Dhabi'de hem çocuklu aileler için hem hanımlar için ayrı ayrı plajlar bulunuyor. Turistlerin gittiği, lokallerin gittiği farklı farklı plajlar mevcut. İşte biz de şu anda bir halk plajındayız, onu söyleyelim. Halk plajı ama kültür köyünün halk plajı. Burada denize girmekten daha çok insanlar manzaranın tadını çıkarıyorlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten gözlerimi gökdelenlerden ve denizin güzelliğinden alamıyorum. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri bu gökdelenleriyle dünyaya ün salmış durumda. Ve yeni Abu Dhabi de işte karşımızda. Görmüş olduğunuz bu gökdelenlerin, bu binaların her birinin ayrı ayrı anlamı var. Ve tabii 1960'larda bu gökdelenlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Kimisi lüks residence, kimisi otel, kimisi bu şekilde görüyorsunuz iş merkezi olarak kullanılıyor. Hemen denizin kenarından bu güzel suya bakarak şöyle arkamdaki gökdelenlerden bahsetmek istiyorum size. Abu Dhabi'ye zenginliği kazandıran ve Abu Dhabi'ye inşa edilen ilk gökdelenlerden. Hemen arkamda bakın, upuzun gökyüzüne doğru ulaşan bir gökdelen var. Çerçeve içerisinde cam bir mimari. İşte orası petrol gökdeleni. Petrol keşfedildikten sonra işte Abu Dhabi'ye yapılan ilk gökdelen orası. Bugün de ulusal kule olarak isimlendiriliyor. Petrolün gökdeleni. Hemen yanında yine farklı farklı mimariler dikkat çekiyor. Uzun uzun gökdelenler. Burası da Emirlik gökdelenleri olarak isimlendiriliyor. Ve dünyanın en meşhur filmlerinin çekildiği gökdelenlerden birisi de hemen arkada. Hatta ilginç bir hikayesini duymuştum oranın yapılışıyla ilgili.
Sahibinin 3 tane oğlu var ve birbirlerine kırılmasın diye her bir oğluna işte o ayrı gökdelenleri inşa ediyor. Şimdi şöyle biraz plajın tadını çıkaralım. Plaj gerçekten çok güzel. Suyun berraklığına bakar mısınız? Basra Körfezi burası ve nereye gidersek gidelim Emirliklerde hep bu renk karşımıza çıkıyor. Çünkü Basra Körfezi'nin en güzel suları bu Emirliklerde, bu kentlerde yer alıyor. Su öyle güzel, öyle berrak ki bu ülkenin birçok noktasında deniz böyle kristal gibi. Ama kültürel detayları da çok. Şimdi Abu Dhabi tarihini daha iyi görüp tanıyacağız. Abu Dhabi'de turistlerin geldiğinde gezeceği yerler arasında şu anda içeri giriş yapacağımız kültür köyü Heritage Village'de yer alıyor. Hemen şöyle sizi yavaş yavaş içeri davet ediyorum. Bulunmuş olduğumuz bu kültür köyünde Abu Dhabi'nin tarihini göreceğiz. Abu Dhabililer bu lüks yaşamlara kavuşmadan önce nasıl yerlerde yaşıyorlardı, nasıl şartlarda yaşıyorlardı? İşte bu kültür köyünde şimdi buna tanıklık edeceğiz. Köyün içine girer girmez hemen bizi Abu Dhabi çölleri ve devesi karşılıyor. Hemen yanında da camisi bulunuyor. Tarihin camisi işte şu anda karşımıza çıktı. Tarihte bölgede inşa edilen camilerin örneği bu şekilde. Tabi hava da çok sıcak olduğundan dolayı bu camilerde avlular hep geniş tutulmuş. İç mekanlar, iç ibadethane birazcık daha küçükken hep avluların çok büyük olduğunu görüyoruz. Turistlerin yapacağı çok aktivite var burada ve deve turu en meşhurlarından. Hemen bu kısma geldiğimiz zaman da çöl kültürünü görüyoruz. Zaten Dubai'nin, Abu Dhabi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli kültürü. Hemen çöl kültürünü bakın bu alana getirmişler, develerini getirmişler. Tarihte bu insanlar tabii ki bu lüks otomobillere binmeden önce ulaşımlarını hep bu develerle sağlıyorlardı. Evlerini, çadırlarını hep bu çöl kumlarının üzerine yapıyorlardı. İşte bir geleneksel Emirati çadırı. Emirati bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan insanlara verilmiş olan bir isim. Onların milleti Emirati. İşte bu çadırlarda yaşamlarını sürüyorlardı. Kıl çadırlar bakın görüyorsunuz. Ve bugün de çöllerdeki çadırlara gittiğimiz zaman bu çadırları görüyoruz. Burada konaklıyorlardı, uyuyorlardı, yaşamlarını sürüyorlardı. Zaten sıcak bir iklime de sahip olduğundan dolayı öyle kapılarını, bacalarını kapatma ihtiyacı da hiçbir zaman hissetmediler. Hemen şöyle ilerlediğimizde develer ve atlar dikkat çekiyor. Deve ve Arap atı. Zaten bu toprakların en önemli simgesi. Şöyle isteyenler burada bu develere binebiliyorlar. Onu söyleyelim. İsteyenler yine görevler eşliğinde ata da binebiliyorlar. At da bu arada ne kadar güzel ve asil, bakar mısınız? Ben direkt Arap atıyım diyor. Tüyünden, bakımından, yürüyüşünden Arap atı olduğu çok belli. Çocuklar da, yetişkinler de işte bu güzel atla burada kısa bir tur yaparak kültürü daha da yakından hissediyorlar. Gökdelenlerden önce işte şehirde Abu Dhabililerin yaşamış olduğu evler bu evlerde. Taş evler. Yazında, kışında bu evlerin içi her zaman sıcaklığını muhafaza ediyor. Hemen şöyle içine girdiğim zaman da çatılarının palmiye ağacının yapraklarından yapıldığını görüyorum. Öyle büyük evler yoktu tabii ki o zamanlarda. Böyle tek gözlü evlerde yaşamlarını sürüyorlardı. Nereden nereye? 1960'larda petrolün keşfedilmesiyle birbirinden farklı gökdelenlerde ve lüks içinde yaşamaya başlıyorlar. Hemen şöyle geldiğim zaman yine ocaklarını görüyoruz. Mutfak kısmını görüyoruz burada. Tabii nerede öyle büyük lüks mutfaklar? İşte bu şekilde tek gözlü yerlerde yemeklerini yapıyorlardı. Burası da güzel bir mutfak örneği tarihin. Emirlik bayrağından bahsetmek istiyorum. Hemen arkamızda dalgalanıyor. 3 yatay şerit, 1 dikey şeritten meydana geliyor. Dikey kırmızı şerit bayrağın temel yapısını anlatırken 3 yatay şeritten biri yeşil olan en yukarıdaki bereketi, ortadaki beyaz ülkenin tarafsızlığını ve en alttaki siyah da ülkenin yeraltı kaynaklarını temsil ediyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrağı hemen arkamızda. Kültür Köyü kurulduğu tarihten bugüne dek her gün geliştirilerek Abu Dhabi'nin tanıtımı yapılıyor. Geleneksel kıyafetleri, tarihlerine dair bilgiler, belgeler ve daha fazlası burada. Şimdi Sultan Bin Zayed Müzesi burada var. O güzel İslamik motiflerle tarih bugüne yansıtılsın diye bu şekilde güzel bir mimari yapılmış. İçinde de Sultan Bin Zayed'in
eserlerinin yer aldığı bir müze bulunuyor. Müzenin içine girince serinlikten şöyle bir oh çekiyor ve hemen resimleri incelemeye koyuluyoruz. Çok fazla resim ve antika var burada. Müzeye girdiğimiz zaman Abu Dhabi Kralı'nın fotoğrafları bizi karşılıyor. Abu Dhabi Kralı, ailesi, çeşitli fotoğraflar burada yer alıyor. Yine albümleri var. Yine bölgede kullanılan, bakın böyle tarihi eserler, kemerler, kamalar, farklı farklı detaylar var. Tüfekler tabii ki, sultanın kullanmış olduğu tüfekler, kılıçlar, kamalar. Bu eserlerin bir kısmı emire ait, onun kullandığı parçalar ama bir kısmı da çok daha eskilere ait. Kralın kullanmış olduğu, krala gelen hediyeler, saatler ve hepsi de gerçekten çok değerli ve çok özel. Bütün bu eserlerin üstündeki işlemeler, nakışlar, detaylar dünyada eşi benzeri yok. Çok özel eserlerin sergilendiği bu müze küçük ama görülecek çok fazla eseri var. Ücretsiz olarak gezilen bu müze Kültür Köyü'nün en çok ziyaret edilen yerlerinden. Bakalım şimdi neler göreceğiz. Burada da Abu Dhabi'de sahil kısmında yaşayan insanların evlerinin bir örneği bulunuyor. Bakın şöyle yine ağaçlardan, çalılardan, çırpılardan yapılmış o zamanlarda ve ahşap kapılarla süslenmiş. Çok da güzel aslında. Büyük bir salon hemen girer girmez bizi karşılıyor. O zamanlarda buradaki döşeklerde yatıyorlardı. Burada hayatlarını sürüyorlardı. Misafirlerini burada ağırlıyorlardı. Ve tabii sahil kısmında olduğu için de hasırdan yapılmış olması dikkat çekiyor bakın. Çatılar hasır, duvarlar hasır. Neden? Çok sıcak olduğundan dolayı havayı geçirmesi amacıyla işte böyle ağaçlardan, hasırlardan yapılmış. Pırıl pırıl denizi, Abu Dhabi manzaralı olan Kültür Köyü gezisinden sonra dünyanın en büyük camilerinden biri görkemle bizi karşılıyor. Şeyh Zayed Camii'ne geliyoruz. Özel golf arabasıyla avluya taşınıyoruz. Dünyayı geziyorum da şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli yapılarından birindeyim. Abu Dhabi'nin en önemli sembolü, dünyanın en büyük camilerinden birindeyim. Burası Şeyh Zayed Camii. Şeyh Zayed Camii 1996-2007 yılları arasında inşa ediliyor. Bin adet kolonuyla, müthiş kubbeleriyle, bembeyaz mermerleriyle, altın varaklı süslemeleriyle İslam dünyasının en önemli eserlerinden biri. Tam 545 milyon dolar harcanarak inşa edilmiş müthiş bir eser. Tamamen Makedonya'dan gelen Sivek mermerleriyle kaplı. Avlu zemini mozaik çiçek motifleriyle süslü. Avlu çevresindeki revarklarla sütunlar yine çok farklı çiçek motifleriyle donatılmış. Evet, şu anda 545 milyon dolar harcanarak inşa edilen bu görkemli eserin avlusundayım. Yaklaşık 42 bin kişinin aynı anda ibadet yapabildiği çok özel bir eser burası. Gerçekten caminin güzelliğine bakarken gözlerim kamaşıyor. Müslümanlar ibadetlerini gerçekleştirirken aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen turistler burada ziyaretlerde bulunabiliyorlar. Bu güzel camiye gezebiliyorlar. Şöyle hemen arkamı döndüğüm zaman görüyorsunuz müthiş minareleriyle dikkat çekiyor. Çok güzel bir cami gerçekten. Bin tane sütundan meydana geliyor. Yüzlerce kemerle süslenmiş ve sütunların üstüne baktığımız zaman palmiye ağaçları dikkat çekiyor. Palmiye ağaçlarının yaprakları ve palmiye ağacına benzetilmiş. Yaklaşık 17 bin metrekarelik bir alan bulunmuş olduğumuz bu avlu. Ve dünyanın en büyük avlularından biri. O kadar güzel ve ihtişamlı ki gerçekten bakmaya doyamıyorum. Kubbeleri dikkat çekiyor. Kubbeleri 82 adet. Bir tanesi en büyük kubbe ve diğerleri de farklı boyutlarda. İrili ufaklı kubbeler yapılmış. Hemen avlunun içine baktığımızda avlu tamamen bembeyaz mermer. Mermerlerin üstüne baktığımızda sümbüllerle, lalelerle süslendiğini görüyoruz. 4 tane minaresi var ve gerçekten de oldukça güzel bir cami. Kubbeler çok ihtişamlı.
84 adet kubbe bulunuyor ve bunların en büyüğü, görüyorsunuz arkamda hemen caminin ana yapısı ve yaklaşık 85 metre yüksekliğinde ve çok güzel gerçekten. Minareleri de yaklaşık 107 metre yüksekliğinde 4 adet minaresi bulunuyor. İki tane uzun ince holü var ve biz de şimdi bu holden yürüyerek caminin içine gireceğiz. Caminin çevresi çok güzel havuzlarla süslü. Birbirinden güzel havuzlar dikkat çekiyor. Hem ferahlık veriyor hem de buraya ibadete gelenleri dinlendiriyor. Çok güzel sütunları var. Sütunlara hayran kalmamak elde değil gerçekten. Ve bu sütunlara baktığımız zaman da hepsinin içi böyle lalelerle süslenmiş, sedef katmalarla süslenmiş, çok güzel çiçek detayları, geometrik motiflerle süslenmiş olan bir cami. 545 milyon dolar harcanmış. Gerçekten oldukça ihtişamlı. Dünyanın en büyük el dokuması burada. Dünyanın en büyük avizelerinden biri burada. Çok ince detaylarla kaplanmış olan bir cami. Şeyh Zayed'in ölmeden önce bir miras bırakayım ama ne yapayım diye düşünüp işte insanoğluna, Müslüman alemine armağan ettiği en güzel eserlerden biri. Mimarisine baktığımız zaman aslında dünyanın dört bir yanındaki camilerden esinlenilerek yapılmış. Fas'tan var, Pakistan'dan var, Osmanlı döneminden var. Dünyanın farklı noktalarından camilerden esinlenerek bu cami inşa ediliyor. 96-2007 tarihleri arasında. Evet, şimdi caminin içine doğru giriyoruz. Bu arada girerken suratımda nasıl bir serinlik vurdu? Tabii. Of of of, çok özellikle güzel. Özellikle bu yaz aylarında sıcak bir iklim olduğu için her yer kapalı alanlar klimayla soğutuluyor. Çok ve güzel. İçerideki koku dahi değişiyor. Caminin içine girdik ve caminin içine girer girmez müthiş bir atmosfer bizi karşılıyor. Çok ferah, çok büyük. Bu salonda özellikle burası caminin halı kısmına girmeden önceki girdiğiniz avlu kısmı. Burada özellikle sağ tarafta ve sol tarafta duvarlarda çiçek motifleri kabartma şeklinde. Bunlar bir önceki avlu kısmında ise daha çok sütunlara işlenmiş katma şeklindeki çiçek motifleriydi. Bunlar tabii ayrı bir işçilik, ayrı bir zaman gerektiriyor. O yüzden caminin bitirilme süresinde uzatmış etkenler. Evet, çok güzel ama ya girer girmez gerçekten bayıldım. Müthiş bir mermer taş işçiliği, müthiş bir sanat var gerçekten. Sanatla İslam'ın buluştuğu en özel eserlerden biri. Şimdi içeri giriyoruz. Dünyanın en büyük dokunmasını ve en büyük avizesini göreceğiz. Çok değerli taşlarla süslenmiş olan bir cami. Avizeleri çok özel, yine çok değerli taşlarla, kristallerle, Swarovski taşlarla süslenmiş olan çok özel bir cami gerçekten burası. Dünyanın en ihtişamlı camilerinden biri ve şu anda müthiş bir avize çıktı karşımıza. Caminin şu anda tam içindeyiz ve güzelliğiyle kalbimi çaldı diyebilirim. Swarovski taşlarla, kristallerle, pırlantalarla donatılmış olan bir avize. Dünyanın en büyük avizelerinden birini görüyoruz. 10 metre çapında, 16 metre uzunluğunda, 12 ton ağırlığında. Kırmızı, sarı, yeşil kürelerde hurmayı temsil ediyor. Ve halısına baktığımız zaman da halı dünyanın en büyük el dokuması. 2000 kadın 2 yıl gibi bir sürede bu halıyı dokuyarak hazır hale getiriyorlar. Ve ardından da işte buraya geliyor. İran dokuması, İran halısı. Üstünde çiçek ve geometrik motifleri görüyoruz. Yeşil ağırlıklı kullanılmış ve bu caminin ana kısmında birbirinden güzel sütunlar kendini gösteriyor. Dev dev sütunlarla desteklenmiş. Yine altın varaklı süslemeler duvarlarda dikkat çekiyor. Hemen mihrap ve minberi görüyoruz. Altın kaplama ve çok da güzel görünüyor gerçekten. O kadar şahane ki dualarla bezenmiş, yine Allah'ın 99 isminin de duvarlarda yazılı olduğunu görüyoruz. Mihrabı yine devam ettiğim zaman mihrabın mermerinin İtalya'dan özel olarak geldiğini söyleyeyim. Ve bir çiçek şekli verilmiş bakın. Bir çiçek gibi adeta yukarı doğru açan, görüyorsunuz. Hemen mihrabın uzun kısmı çiçeğin gövdesi ve en üst kısmında da açmış bir çiçek şekliyle dizayn edilmiş oldukça özel bir mihrap. Altın kaplama ve yine üstünde ve çevresinde Allah'ın isimlerinin yazdığını görüyoruz. Ve yine bütün duvarda Allah'ın 99 ismi yazılmış. İslam mimarisinin en güzel örneklerinden olan bu zarif cami, açıldığı tarih 2004 yılından beridir dünya çapında güzelliğiyle büyük ilgi görüyor.
Dünyanın en büyük üçüncü camii olan Şeyh Zayed Camii. Halıları, avizeleri, irili ufaklı kubbeleri, ihtişamlı sütunları, minareleriyle, kısaca her köşesiyle ayrı güzel. Cami ziyaretinden sonra artık rotamıza Abu Dhabi'nin meşhur hurmacılarını alıyoruz. Hurma çok meşhur bu topraklarda. Abu Dhabi'de şimdi hurma pazarına geldik. Bulunmuş olduğumuz bu pazar buranın, Abu Dhabi'nin ilk hurma pazarı olma özelliğine sahip. Hurma ilk kez Abu Dhabi'de hurma ağacı yetiştirildiği söyleniyor ve çeşit çeşit yüzden fazla hurma bulunuyor. İşte biz de şu anda bakın hemen girer girmez dükkana yoğun bir kalabalık dikkat çekiyor ve hurmaların çeşitleri. Bakar mısınız? O kadar fazla hurma var ki şaşırmamak elde değil. Bu bölge özellikle hurmasıyla çok ünlü ve aynı zamanda hurma ihracatında ve hurma yetiştiriciliğinde Abu Dhabi dünyada ilk 10'da yer almakta. Meczuzun hurması var. Onun haricinde bir de acva hurması var. Bunlar gayet önde gelen hurmalar. Hatta fiyatları da onlar da genelde daha yüksektir. Hı hı. Diğer hurmaların şurada uygunları da var. Hı hı. Ama meczuzun hurması daha çok Ürdün ve Filistin taraflarında yetişen bir hurma. Onun haricinde acva hurması ise daha çok Medine hurması ya da Suudi Arabistan'da yetişen hurma diye biliniyor. Evet, Peygamber Efendimiz'in üstüne dua okuduğu hurma. Tabii ki. Peygamber hurması diye de geçer. Evet, Peygamber hurması diye geçer. Daha çok şifa niyetine kullanılan bir hurma zaten acva hurması. Meczul hurması ise daha etli bir hurma olduğu için doyurucu bir hurma olarak geçiyor. Evet. Genelde Emirati vatandaşlarının böyle sütle ya da deve sütüyle karıştırıp yedikleri hurmalar. Hı hı. Bir de şöyle bir şey var. Sadece burada hurma satılıyor ama türevleri de var. Mesela çikolatalı hurma var. Atıyorum farklı farklı böyle lezzetlere bulandırılmış olan hurmalar da mevcut. Tabii yani çikolatalı, fıstıklı, bademli hurmalar da yapıyorlar. Bunları hatta şöyle yeşil poşetlerde evet bize sundular. Bunlar da gayet tatları güzeldir. Hatta bunları böyle daha çok buraya gelen misafirler akrabalarına ya da eş dostlarına hediye olarak alıyorlar. Bir de taze hurmalar var. Taze hurmalar. Hemen şurada gidelim. Taze hurma da burada. Tatları daha böyle güzel, hoş, yumuşak bir şekerli tadı vardır. Bu hurmayı da ben tatmıştım. Bakabilirsiniz ama 1.15'te çıkardım. Evet, grubumuz da bu arada bakın görüyorsunuz hurma alıyorlar. Nasıl, beğendiniz mi? Çok güzel. Çok çok güzel hurmalar. Şuna çok bayıldım. Farklı farklı hurma çeşitleri var. Evet. Aldınız mı? Hurma çikolata olarak poşet aldık. Harikasın. Eşe dosta götürecek en güzel hediye. Evet. Taze hurma da olmazsa olmaz. Özellikle soğukta çok güzel gidiyor. Soğukta evet. Buzdolabından çıkarılmış tabii taze hurma. Hatta siz de söylemiştiniz. Özellikle kaymakla da daha da böyle tadı da güzelleşiyor. Bir de bu biraz daha yumuşamış. Bunun bir de dolapta saklananı var. Böyle daha serttir böyle. O da sanki hurma değil farklı bir şey yiyormuşsunuz gibi. Yani tadı nasıl söyleyeyim biraz böyle dondurma gibi. Dondurmaya da benzer yani daha sert bir meyve. Özellikle onu buzdolabında saklıyorlar ki misafir geldiğinde sorduğunda gösteriyorlar. Evet. Daha neler var? Hadi gezelim hurma dükkanını. Hurma yetiştiriciliği çok iyi olan Abu Dhabi'de çeşit çeşit lezzetli hurmalar çok fazla tüketiliyor. Hurmanın en lezzetli halini tattıktan sonra artık Dubai'ye geri dönüş yoluna geçiyoruz. Dubai'ye geldiğimiz zaman da olmazsa olmaz Dubai Marina'ya gidelim istiyoruz. Dünyayı geziyorum da şimdi sizleri Dubai Marina'ya getirdik. Dubai Marina Walk olarak isimlendiriliyor bulunmuş olduğum bu alan. Tamamen bir kordon boyu, şahane bir kordon boyu. Şöyle göstermek istiyorum. Kilometrelerce uzayıp giden çok güzel bir yürüyüş alanı bulunuyor. Ve bu yürüyüş alanının çevresinde de görüyorsunuz görkemli gökdelenler yer alıyor. Buranın en büyük özelliği Basra Körfezi ile hemen arkamda görmüş olduğunuz oluşturulan kanalla buranın birleştirilmesi. İnsan eliyle kazılmış olan bir kanal vasıtasıyla tamamen burası Basra Körfezi'nin sularıyla dolduruluyor ve burası artık bir liman özelliğini taşıyor. 2008 yılında inşa ediliyor Dubai Marina ve yüksek yüksek gökdelenleriyle ön planda olan bir bölge. Bakar mısınız? O kadar fazla gökdelen ve aynı zamanda villalar da var. İnsanların özellikle Avrupalıların, göçmen Avrupalıların gelip yaşadığı bölge Dubai Marina Walk. Burası bir liman özelliğini kazanıyor. Burası inşa edildikten sonra liman olmasıyla beraber de özel yatlar demirliyor buraya. Yatları görüyorsunuz. Bu bölgede yaşayanların, burada evleri olanların özellikle yatlarının, teknelerinin olduğu bir marina. Ama tabii ki Dubai'de farklı noktalarda yine marinalar yer almakta.
İnsanlar özellikle buraya geldiğinde akşamları yürüyüş yapıyorlar. Restoranlarda, kafelerde yemeklerini yiyorlar. Tabii ki akşam olduğu zaman da ışıl ışıl bir görüntüye sahip. Akşam vaktinde de sizi buraya getirmeye çalışacağım. Vaktim olursa. Tabii burada da ev kiraları çok pahalı, onu söyleyelim. Yaklaşık böyle 1+1 ya da stüdyo daireler 3.000-5.000 dolardan başlıyor. Çünkü Avrupalıların buraya gelip çalışan, özellikle yönetici Avrupalıların yaşam sürmüş olduğu bir bölge. Dubai Marina Wharf bölgesi. Dubai Marina, evet, çok gelişmiş, çok fazla gökdelen var ama hala gelişmeye devam ediyor. İnşaatlar yapılmaya devam ediyor. Çünkü gittikçe nüfus artıyor. Gelen yabancı sayısı artıyor. O yüzden de insanlara yaşam alanı lazım, konut lazım. Dubai Marina'da da hala inşaatların yapıldığını ve geliştiğini görüyoruz. Tabii insanlar ellerinde fotoğraf makineleri, bakın görüyorsunuz, her köşede fotoğraflarını çekiyorlar. Dubai'liler tabii ki para sıkıntısı da olmadığı için en farklı mimarileri, en güzel, en ihtişamlı yapıları ülkelerine yapmışlar. Aslında tabii ki Dubai bir ülke değil, emirlik. Burası emirlik olarak isimlendiriliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin emirliği Dubai ve gerçekten olağanüstü. Birçok nokta doldurulmuş, yapay adalar yapılarak üstüne oteller, evler, siteler, yaşam alanları yapılıyor. Yine buraya baktığımız zaman kanallar kazılarak kendilerine çok ihtişamlı yaşam alanları, gökdelenler, finans merkezleri inşa etmişler. Küçük bir şehir aslında burası. Dubai'nin içerisinde bir şehir. Düşünün, 120 bin kişinin yaşadığı, dev konutların olduğu Dubai Marina bölgesi. Dubai'nin Marina Walk bölgesinden artık müthiş güzellikteki çiçeklerin boy gösterdiği harika bir botanik bahçesine geliyoruz. Çiçeklerin en güzel halini burada görmeye hazır olun. Çölün ortasında bir vaha, çölün en çiçekli halini göreceğiz şimdi. Milyonlarca çiçeğin çölün üstünde açtığı Miracle Garden olarak isimlendirilen mucizevi bahçeye geldik. Şu anda bulunmuş olduğumuz çölün ortasındaki bu şahane botanik bahçesi adeta çiçek müzesi gibi. Dubai'lilerin gerçekten işlerine akıl sır ermiyor. Çölün ortasına çiçek bahçesi kurmak nasıl akıllarına gelmiş, şaşırmamak elde değil. Ve işte şu anda bulunmuş olduğumuz bu mucizevi bahçede milyonlarca çiçek bir araya getirilmiş ve farklı farklı temalar oluşturulmuş. Hemen arkama baktığım zaman bakar mısınız, Arap atlarını yapmışlar. Tabii ki bölgenin atları meşhur olduğu için Arap atları yemyeşil bir halde harika bir görüntü oluşturuyor. Şaşırmamak elde değil. Şu anda bir köprü görevini gören bu atların altından yürürken de çeşit çeşit birbirinden güzel çiçekler bize eşlik ediyor. Burada çiçek evleri mi dersiniz, çiçek duvarları mı dersiniz, tema parkları mı dersiniz, farklı farklı hayvan sembolleri mi dersiniz, her şeyi bitkilerden ve çiçeklerden yapmışlar. Yaklaşık 20 türden 50 milyondan fazla çiçeğin yer aldığı bir bahçe burası ve yüzlerce de bitkinin hayat bulduğu bir bahçe. Peki diyeceksiniz ki burada tatlı su yok. Çölü nasıl bu şekilde hayatta tutuyorlar? Yaklaşık 800 bin litre deniz suyu arıtılarak tatlı suyla bu bahçe ayakta tutulmaya çalışılıyor. İsteyenler burada ülkenin sembolü, milli hayvanı şahinlerle de fotoğraf çektirebiliyor. Şaşkınlıkla geziyorum. Şu anda bulunmuş olduğumuz bu bahçeyi, attığımız her adımda, döndüğümüz her alanda bir başka çiçeğin hali çıkıyor karşımıza. Farklı semboller, farklı yapılar çıkıyor. Hemen burada bakın bir tünel oluşturulmuş. Çiçek tüneli. Tabii kafeler, restoranlar dikkat çekiyor. Yine buraya gelen turistler sıcaktan bunalırlarsa böyle çiçeklerin altında, bitkilerin altındaki kafelerde, restoranlarda zaman geçirebiliyorlar. Oh, tabii ki hemen buraya girer girmez gölge ve yeşilliğin verdiği serinlik hissediliyor. Dünyanın en büyük botanik bahçesinden biri olan Miracle Garden, milyonlarca çeşit çiçeğiyle adeta bir masal dünyası.
Çiçek bahçesinde oluşturulan dekorasyonlar da çocuklar tarafından çok seviliyor. Gittiğim her köşede şaşırtıcı güzelliklerle karşılaşıyorum. 72 bin metrekarelik dev bir alana kurulmuş olan bir bahçe burası. Ve buranın en büyük özelliği gelen ziyaretçiler her defasında farklı farklı çiçek tasarımlarıyla karşılaşıyor. 6 ay açık, 6 ay kapalı. Eylül ayından Mayıs ayına kadar açık olan bu bahçe Mayıs ayından sonra çok sıcaklardan dolayı kapanıyor. Ama yeniden açıldığında bambaşka tasarımlarla, bambaşka şekilde bu çiçek bahçesi ziyaretçilere sunuluyor. Ay çok güzel, çiçek bisikleti bakar mısınız? Burada her şey çiçekle tasarlanmış. Çiçeksiz bir alan görmek mümkün değil. Bunlar da işte böyle mor mor, o kadar güzel yakışmış ki. Çiçeklerin ismini fazla bilmiyorum ama görüntüsüyle beni mest ediyorlar gerçekten. Ağaçların üzerinden bakar mısınız? Sarkan çiçekler. Bunların hepsi gerçek bu arada. Yapay bulmak mümkün değil. Çiçek topları. Bakar mısınız? Bu güzel demirlerin üzerine, saksıların üzerine o kadar güzel çiçekler oturtulmuş ki. Hayranlıkla izliyorum, hayranlıkla geziyorum bu bahçeyi. Dünyanın dört bir yanından her yıl milyonlarca turistin gelip gezdiği şahane bir Dubai sembolü bulunmuş olduğumuz bu mucizevi bahçe. Şirinlerin Köyü. Kendimizi çizgi filmin içinde gibi hissediyoruz. Şirinlerin Köyü oluşturulmuş, aynı zamanda bir tema parkı da diyebiliriz burası için. Dubai'nin en güzel eğlence mekanlarından biri. Ve işte bu köy olduğu gibi rengarenk binlerce çiçekle donatılmış. Fotoğraf çekilecek harika noktalar çıkıyor burada. Doğal bir fotoğraf stüdyosu, bakar mısınız? Biz de fotoğraf çektireceğiz, sosyal medyada paylaşacağız. Facebook adresimiz Dünyayı Geziyorum, Twitter ve Instagram Dünyayı Geziyor. Dünya Kupası bu yıl Orta Doğu'da, Katar'da oynandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir parçası. İşte Dubai'nin bu güzel çiçek bahçesine de tabii ki şirin futbolcular yapılmış. Dünya Kupası buraya getirilmiş ve de hemen Messi'nin önünde, Arjantin'in önünde Dünya Kupası'nı görüyoruz. Evet, Messi şirin olmuş burada. Arjantin formasını giymiş bir şirin. Dünya Kupası da onların önünde. Mucizevi bahçenin en dikkat çeken yerlerinden biri de işte bu kalp çerçeveler. Sıra sıra dizilmiş kalp çerçeveler, binlerce birbirinden güzel çiçekle donatılmış. Ve işte buraya gelenlerin de muhakkak fotoğraf çektiği alanlardan biri ve en popüler duraklardan biri bahçede. Evet kızlar, nasıl geçiyor? Güzel, çok güzel. Harikasınız. İyi gezmeler diliyoruz. Sevdiniz mi? Aynen, bayağı güzel. Süper. Gelen herkes burayı çok seviyor. Özellikle bayanlar birbirinden güzel fotoğraflara sahip oluyorlar bu şahane bahçede. Hemen soralım size. Önce nereden geldiniz? İzmir'den geliyoruz. Bütün İzmir'e selam olsun diyoruz. Nasıl geçiyor tur? Sevdiniz mi? En çok nereleri beğendiniz? Vallahi her yeri çok beğendik. Çok güzel, sonuçta keyifli. Her şey çok güzel ve keyifli geçiyor. Güzel bir gezi oluyor bizim için. Herkese tavsiye ederiz kesinlikle. Özellikle bu botanik bahçesini çok beğendik. Ben onu soracaktım şimdi. Çok bakın, güzel. Her yer ayrı güzel ama burası ekstra çok farklı bir yer gerçekten. Kesinlikle görülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Çöllerin ortasındayız. Evet. Çöl nasıl çiçek açabilir? Evet, şaşırtıcı. Her şey çok olağanüstü burada gerçekten. Zaten enlerin ülkesi. Bu da ayrı bir en onlar için. Gerçekten öyle, evet. 50 milyondan fazla çiçek. Hepsi birbirinden harika. Aynen öyle. Güzel. Evet. Hepsi birbirinden harika dediği gibi eşim. Evet. Vallahi biz de... Ama çiçek bahçesinde en güzel çiçeği benim eşim. Aa, harikasınız. Bir de burası zaten romantiklik katıyor, biliyor evet, musunuz? Evet, evet. 14 Şubat'ta açılmış. Evlilik teklifleri, böyle güzel romantik dakikalar burada geçiriliyormuş. Evet. Hemen onun havasına girdik. Aynen. Evet. Sizlerle de karşılaşmak çok güzeldi. Çok güzel oldu. Evet, bizim teşekkür için de ederiz. Çok güzel oldu. Sizi takipteyiz. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel çıkıyor ki bütün pozlar, bütün videolar. Gözlerim kamaştı çiçeklerin güzelliğinden. Dünyanın en uzun çiçek duvarı burada ve bu sayede de Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Dünyanın en büyük çiçek bahçesi 2014 yılında açılıyor. 14 Şubat 2014'te ve milyonların akın ettiği bir turistik alan. Dubai'nin en önemli sembollerinden biri. Şu anda da bakar mısınız, balkona çıktık. Bir çiçek balkonu. Karşıda çiçeklerden yapılmış bir şato. Her yerde o kadar güzel çiçek buketleri var ki
Bu çiçeklere bakmak çok zor ama Dubai'liler bunu çölün ortasında gerçekleştirmişler. Her gün çok özel sistemle bu çiçekler sulanıyor. Çok özel sistemle, çok özel gübrelerle bakılıyor. Ve 6 ay boyunca da bu güzel rengarenk çiçekler hayatta kalmayı başarıyor. Ve ne yazık ki Bir Dünyayı Geziyorum'un daha bu haftalık sonuna geldik. Gelecek hafta yine kaldığımız yerden Dubai'yi keşfetmeye devam edeceğiz. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto, pronto tur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.